Selamun aleyküm kıymetli ailem. Yeni, kolay ve pratik bir tarifle karşınızdayız. Kendi tarzımızda keşkül yapacağız. Keşkül yapmaya başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve kanalımızı çevrenizdekilere önerin. Ve çevrenizdekilere kanalımıza abone edin. Şimdi keşkül yapmaya başlayacağız. Keşkül için malzemelerimiz 1 litre süt, 200 gram şeker, 45 gram nişasta, 1 adet yumurta sarısı, yarım limon kabuğu rendesi kullanacağız. Öncelikle sütümüzü tenceremize alıyoruz. Şekerimizi ilave ediyoruz. 200 gram şeker. Karıştırıyoruz bunu. Ocağımızın altını kısık bir şekilde açıyoruz. Limon kabuğu rendemizi de ekliyoruz. Bu kaynamaya başlayacak. Bu kaynarken biz nişasta ile 1 adet yumurta sarısını açalım. 45 gram nişasta kullanacağız. 1 adet yumurta sarısı ile açıp kaynayan sütümüzün içine ilave edeceğiz ve bağlama işlemi bu. Bu tarif tatilde özellikle pratik ve kolay bir tarif. Tatile gidenler için iyi bir seçenek olacaktır. Eminim evde çocuklar veya sizin canınız tatlı çekecektir. Tatilde kolay yapabileceğiniz bir tarif olduğu için bunu seçtik. Videomuz da uzun olmayacak. Evet, yumurta sarısıyla nişastayı açtım. Şimdi bir tel kevgir ile süzeceğim bunu. İnce tel kevgir kullanacağım. Süzeceğim. Kaynadıktan sonra kaselere koyacağız. Soğuttuktan sonra servis yapacağız. Gördüğünüz gibi limon kabuğu rendesi güzel bir aroma verecek. Evet, kaynıyor. Bir taşım kaynattıktan sonra ocağımızın altını kısıyoruz. Şimdi evet, nişastamızı açtık az bir su ile. Suyu fazla vermeyin. Az bir su ile açtık, ekledik. Şimdi burada da fazla kaynatmayacağız. 1-2 taşım kaynattıktan sonra direkt kaselere alacağız. Pratik hızlı bir tarif oldu. Ortalama 5-6 dakikamızı aldı. Evet, karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi kıvamını aldı. Şimdi ben bunu bir sürahin içine alacağım. Sürahin içine aldıktan sonra görüyorsunuz bu kıvamdayken kullanabilirsiniz. Sürahin içine aldıktan sonra küçük kaplarıma koyacağım. Biraz fazla dizdim kaseler ama sorun değil, arsa da olur. Evet, şöyle küçük servis kaselerine adettik. Dolduruyorum aldığı kadar. Soğuttuktan sonra servis yapabilirsiniz. Üzerini süslemek de size kalmış bir seçenek. Videomuzu izleyip beğenmeyi, çevrenizdekilere önermeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Lezzetli kalın diyoruz.